Enis abi fanın bug'ını Ön buldu. duyuru. Bir Bu baktım. videomuza destek olan MSI Clutch GM41 mavi. 10 dakikasını atsaydım. 15 dakika Dostumuza çok alırken. teşekkürler. Video sonunda bununla alakalı bir kutu açılışı yapacağız. Değişik bir sohbet eşliğinde. Şimdi videoya geçiyorum. Dönerim. Fener'le değil tabii canım. Ama ambiyansa girebilirsem başka takımda neden olmasın yani. Bilmeyenler varsa eğer ben 2014'ten beri FIFA kariyer videoları dedim. Baktım. Ya Allah Allah. Ya çocuğum elinde niye kırmızı kart taşıyorsun sen? Manyak mısın ya? Abi bu ne ya? Bu nasıl bir hatalar silsilesi? Hem görünmez hem de elinde kırmızı kart taşıyan psikopat bir forvetim var. 16 yaşında bir de. Canı sıkılınca savunmaya kırmızı kart gösteriyor. Üstelik bunun bir çözümü de yok. Yani baktım çözülememiş bu. Hani böyle ayar mayar yaparak çözebileceğim bir şey değil. Ben ne yaptım? Kaya'nın eline kırmızı eldiven taktım ki canım sıkılmasın kırmızı kartı görünce. Anca böyle gol sevinçlerinde falan görüyorum kendisini. Çıkarıyor arkadaşlarına kırmızı kartını. Tam bir kere tepeze renk. Ya iyi. Olmamalı sizin için. Aga yani çok basit olmalı şu ya. Şimdi gelelim oyundaki diyaloglara. Oyuncularla konuşmalı önceden var mıydı tam hatırlamıyorum ama FIFA 21 kariyer modunda var. Ve bayağı da konuşmak istiyorlar sizde böyle. Hocam bir kere oynayayım mı? Hocam bana şans verin. Hocam lütfen. Hocam 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 yani devamlı bir konuşma var. Ama diyaloglar Türkçe çevirisinde biraz evlere şenlik kalmış. Misal geliyor diyor ki hocam forvet isimli oyuncu yerine ben oynayayım mı? Forvet isimli oyuncu ne lan? Oğlum böyle bir oyuncu mu var takımda? Sen keko musun ya? Adı forvet olan takımda olur mu oğlum? Neyse önemli bir hata diye görmüyorum burayı çünkü asıl saçmalık burada değil. Olur böyle şeyler yani. Çeviride bir anlam kayması olmuştu falan filan. Okeyim abi buraya. Asıl saçmalığı anlatıyorum. Bu benim gizli forvet Kaya var ya. Kırmızı kart çıkaran. Ben onu bayağı bir geliştirdim. Bir numaralı forvetim yaptım. Hayvan gibi goller falan da attırdım herife. Bayağı memnunum kendisinden. Hatta milli takıma bile seçildi ki iyi oldu yani. Milli takım forvet yetişmiyor diyordu. Yetiştirdik verdik millilere. Bu da yine böyle bir hazırlık kampı dönemi. Gitti milli takımı orada maça çıkıyor. Ben de haliyle Fener'in hazırlık maçlarını oynarken Kaya'nın yerine başkasını oynattım. Çünkü Kaya milli takımda. Fakat kendisi geldi bana diyor ki hocam ben niye oynamıyorum? Oğlum diyorum sen salak mısın? Milli takımdasın lan sen oynatamıyorum ki seni. Bir maç geçti diğer maça geldik yine aynısını söylüyor. Hocam ben Kaya, niye oynamıyorum? Mısın aga? Ya Allah Allah ulan sen milli takımdasın sığır seni nasıl oynatabilirim ben ya? FIFA alo ne diyor oğlum bu çocuk? Bunu da mı ayarlamadınız lan oyunda? Milli takımda lan bunlar delirtmeyin beni ya. Sol ayağını sevdiğimin Kayası tamam iyisin şutların da iyi ama salak mısın oğlum sen? Süzme salaksın hatta yani salak mısın da değil. Bir de bu FIFA'yı yapan arkadaşlar yine ayarlamayı unutmuşlar galiba. Oyunda bulduğum gençlerin %90'ı sol ayaklı çıkıyor. Abi kimi bulsam sol ayağa sahip ya kafayı yedirtti. 11 oyuncunun 11'inde solak yapacaktım bir ara. Ya solaklarla bir derdim yok ama gerçekçi değil. Baksana şuna sol 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 lan bu sol ayak bu kadar yaygın bir şeydi de bizden mi saklıyorlardı yıllardır? Kaleci sol ayaklı, orta saha sol ayaklı, forvet sol ayaklı, herkes sol ayaklı lan oyunda. Sizin yapacağınız işe bak kardeşim yani. O zaman gelelim en boktan tarafa oynanışa. Ultimate Team'miş, online'mış bak ben bunları bilmiyorum anlamıyorum da. Açık açık söylüyorum. Fakat düzenli olarak yapay zekalara karşı oynayan biriyim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki son yılların en zevksiz FIFA'sı bu. Abi gol atma olayın içine etmişler ya. Çaprazdan gir uzak köşeye vur ve gol yani bu kadar. En baba örneğini göstereyim size. Tüm kariyer hayatım boyunca ilk kez bir Avrupa maçında bir takımı farka boğdum. Atletico Bilbao ile UEFA son 16 maçı yapıyoruz. Evet hedefim bizim takıma da UEFA kupası aldırmak. Bizim de UEFA kupamız olacak lan. Neyse ben başladım bir gol atmaya yani. Ve baktım bayağı da rahat atıyorum ha. Tek yaptığım şey sol çaprazdan sol ayaklı oyuncuyla uzak köşeye vurmak. Sağ çaprazdan sağ ayaklı oyuncuyla yine uzak köşeye vurmak. Kalecilerin normalde kolay kolay yemediği, oyuncuların normalde kolay kolay vuramadığı bir açıdan golleri dizmek. Üstelik öyle 60'lık adamlarla bile bu açıdan gol atmak çok kolay. Hani öyle 90'la 90'la falan oyuncuyla atmıyorum yani. Genç çıkarıyorum 16 yaşında o da o açıdan gol atıyor. Görüyorsunuz abi işte yani bu kadar. Gol atmanın en kesin ve temel yolu. Ya neden bu böyle? Ama her kupada bir açı vardır. Belli bir yöntemle gol atmak çok rahattır falan. Ancak buradaki gollerin yüzdesi çok yüksek lan. Hani bitiriciliği über adamlar da değil diyorum bunlar. Bu maçı örnek gösteriyorum ama tüm maçlarda goller böyle abi. O kadar sinir bozucu ki. Sonra harika bir yapay zeka örneği göstereyim size. Topu doğru kişiye atmak için çizgiden süren kanat oyuncuları. Böyle sürüyorlar abi. Pas atacak doğru kişi olmadığı için oyuncu bug'a giriyor. Hıyar gibi çizgiye paralel gittikçe gidiyor. Muhteşem. Ya seçkin bir yapay zeka adeta. İyiye yatsın kalksın Ultimate Team oyuncularına dua etsin ha. Hani es kaza Ultimate Team'i bulamamış olsalar bu oyun küfür üzerine küfür yerdi. İnanamıyorum lan. Bu kadar özensizliğe harbiden inanamıyorum ya. Ulan 50 yıldır aynı oyunu yapıyorsun. Bok gibi para kazanıyorsun. Bütçen sınırsız neredeyse. İstediğin kadar insan çalıştırabilirsin ancak şu kariyere dönüp bakmıyorsun ya. Hadi kariyeri geçtim yapay zekaya bile bakmıyorsun kardeşim ya. Bu oyun dün de çıkmadı ha. Kaç ay oldu çıkalı. Hala daha güncelleme yok bir şey yok. Umurunda değil adamların ya. Bir gazda başına oturduğum sanal futboldan da keyif aldım. Herifler ya. Ne bu Fenerli çilesi kardeşim ya. Gerçeği keyif vermiyor, sanalı keyif vermiyor. Ne yapak ulan? Ayrıca UEFA kupasını da alamadım. Tottenham 2-2-1-1 eledi beni ya. Nefret ediyorum 2-2-1-1 ile elenmekten ya. Deplasmanda fazla gol atan insan niye turu geçiyor kardeşim? Bazı Alkmaar maçı geldi aklıma. O değil de bak basketbol çok daha eğlenceli yani. Öyle mi? Acayip şeyler var lan. 3 sayı falan atılıyor yani. Nerede futbolda 3 sayı diye bir şey var mı? Yok. Smaç var mı? Yok.
Yani basketbolda ayrıca çok iyiyiz yani. Fener. Futbol barbar sporu. Hiç tavsiye etmem. Niteliksiz yani. Kalite yok. Sıkıcı. Allah'ım çok sıkıldım futboldan, Allah kahretmesin. O zaman masumuza geçiyorum. Güzeldi. Harbi bug'lı ya oyun. Ben de online'ını oynayamıyorum. Pro Clubs oynatmıyor bana.